Evet Sayın Hocam, bugün pazar ADD olarak bir toplantınız vardı. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Bilinen muhtap toplantılardan bir tanesi. Ancak bu sefer yönetim kurulundan ve üye arkadaşlardan yeniden bir yapılanma konusunda, yeniden efendim bir çalışma programı hazırlanma konusunda istek geldi. Biz de bu amaçla toplandık. Çünkü uzun bir süre bir araya gelememiştik bu korona konusu nedeniyle. Hem uzun zamandır arkadaşların aklında olan yapmamız, neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini öğrenmiş olduk. Hem de bunları hayata geçirebilme konusunda çalışmalarımız ne şekilde olmalı, onları konuştuk. Arkadaşlardan çok güzel teklifler geldi çalışma programı ile ilgili. Bizim zaten bir çalışma programımız vardı. Bu istekleri çalışma programımızın bünyesine aldık. Bundan sonra onları gerçekleştirmeye çalışacağız. Zannediyorum ki efendim Atatürkçü Düşünce Derneği'ni biraz daha insanlarımıza yakın tutmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın ADD'yi ziyaretleri konusunda bir çekicilik olmasını düşünüyoruz. Bu konuda arkadaşlar düşüncelerini söylediler. Çok güzel, olumlu efendim düşüncelerdi. Uygulamaya çalışacağız. Öncelikle tabii efendim gençlere gitme konusunda, gençleri efendim Atatürkçü düşünce konusunda bilinçlendirmek, Atatürkçü düşünceye sahip çıkmak, bunun yanında yerelde de efendim işte en azından yöre sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi, ülke sevgisi konularında öğrencilerimize, gençlerimize, insanımıza bilgiler vermek konusunda değerlendirmeler yaptık. O değerlendirmeleri hayata geçirmeye çalışacağız, uygulamaya çalışacağız. Hocam Bir derneği de evet, devam edin. bir de tabii halkımızın, insanlarımızın çocuklarını sivil toplum örgütlerinden uzak tutmaya çalıştığını biliyoruz. Efendim, sivil toplum örgütleri kaldı ki biz kamu yararına bir derneğiz, kamu yararı olduğu için efendim çocukların derneğimize gelmesinde hiçbir sakınca yok. Aileler bunu bilsin. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde çocuklarımız daha bir güven altındadır. Efendim çünkü en nihayet burada Mustafa Kemal'in aydınlanma felsefesi anlatılıyor. Akılcılık ve bilimsellik konuşuluyor. Bu bakımdan tedirginlik olmaması diye düşünüyorum ailelerde. Ve de ailelerden çocuklarını derneğimize yönlendirmeleri konusunda ilgilerini bekliyoruz. Bunları söyleyebilirim. Evet, bir de haftanın her günü açık mı, sadece o mesajımızı verelim. Biliyorsunuz Dernek korona haftanın dolayısıyla bir takım kısıtlar yok. vardı ama Şimdi yine mesajımızı verelim. Yani gelmek tabii. isteyenler ne zaman gelebilirler? Her gün açık mı? Az önce dediğiniz gibi gençlerin tabii ki ADD Şimdi derneğine gelmesini bekliyoruz dediniz. Evet. Tabii ki okullar kapalı. Okullarda biliyorsunuz eğitsel kollar vardır. Atatürkçü Düşünce Kulübü de bu eğitsel kollardan bir tanesidir efendim, liselerde. Bazı okullarımızda öğretmenlerimiz Atatürkçü Düşünce Kulüplerini kurdular. Orada öğrencilerimize Atatürkçü Düşünceyi öğretmeye öğrenen çocuklarımız da kendi çevresine öğretmeye çalışıyor. Atatürkçü Düşünce Kulüplerini şu sırada korona nedeniyle uzun zaman okullar efendim tatil oldu. Ancak yeni dernekler faaliyete başladı, yeni açıldılar.
Biz o Atatürkçü Düşünce Kulübü'ndeki öğrencilerimizi de derneğimize bekliyoruz. Dernek dediğiniz gibi bütün pazar günü hariç her gün açıktır. Saat işte 11 itibariyle derneğimizi açıyoruz. Bu günlerden salı ve cumaları özel günlerimiz oluyor. Orada katılım daha fazla oluyor. Orada hem günceli günü değerlendiriyoruz, günceli konuşuyoruz. Hem bilgi alışverişi yapıyoruz. Bunun ötesinde önemli gördüğümüz bir konu olduğunda bunu daha teferruatlı bilgilendirmek konusunda arkadaşlarımızdan bir tanesini görevlendiriyoruz ki geçen de söyledim, bu konuda Osman Kaya hocamız bize bir hayli yardımcı oluyor. Bundan sonra da yine o özel günlerde örneğin işte 10 Kasım'dır, ulusal kahramanlarımızın yine anılması günleridir, anma günleridir, Çanakkale'dir, Çanakkale efendim Sarıkamış'tır. O özel günlerde de özel programlar sunacağız, yapacağız. Daha önce olduğu gibi. İşte daha önce size söyledim. Nutu, söylevi, tiyatro hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun senaryosunu yazıyoruz demiştim. Doğrusunu ararsanız kaldığımız yerden henüz başlayamadım ama hazırlığımı yaptım. En kısa zamanda başlayacağım. O konuyu, o tiyatroyu mutlaka pazarlara sunacağız efendim. Ve de Nutu tiyatro olarak pazar insanımıza sunduğumuzda zannediyorum ki Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışından 1927'ye kadar geçen dönemde Türkiye'nin geçirdiği bütün evreleri anlatıyor. Biz de onu sunarak halkımızı bu konuda bilgilendirmiş olacağız. Bir şekilde tiyatroyla Nutu'yu okumuş olacaklar. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sağ ol, çok teşekkür ederim.